yıldır güzel bir konu bence. Hocam teşekkürler. Şimdi ben de işin teknik açılışını kısaca yapıp hemen Mine Hanım'a bırakayım bu akşam. O böyle çok keyifli bir sunum gerçekleştirecektir. İlk defa katılanlar varsa eğer Burak Yılmaz, ben de aktif yurt dışı eğitim tarafını bu birlikteliğin temsil eden her webinarda olduğu gibi buradayım. Aslında çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Farklı farklı ülkeler konuşuyoruz. Farklı farklı okul modelleri konuşuyoruz. Yani buradaki webinarlarımızın hiçbir zaman tekrardan katılanlar takdir edecektir ki amacı böyle bir okulu tanıtalım ya da hani bir reklam yapalım olmadı. Aslında farklı bir bakış açısı ya da bir avantaj genelde sunmaya çalışıyoruz. Mine Hanım, bizim uzun yıllardır, benim sektörden çok çok uzun yıllardır aslında tanıdığım, çok sevdiğim, hep desteğini hissettiğimiz meslektaşlarımızdan bir eğitim danışmanı aslında. Eğitim danışmanlığı tarafı, yani daha masanın bizim tarafımızdan şimdi olduğu yere geçiş yapmış arkadaşlarımızdan. Mine Hanım, dünyanın en büyük başvuru platformlarından birisi olan Appliboard'un temsilcisi. Kendisi kısaca bahsedecektir. Aslında bizim o, hani biz hep işin akademik taraflarını konuşuyoruz. Neyi seçelim, ne yapalım, neresi bizim için doğru olur, nasıl hazırlanalım, hangi sınavları alalımları falan biz buralarda çokça konuşuyoruz. Ondan bir sonraki aşamada aslında çok ciddi bir başvuru operasyon süreci var. Oradaki en kilit kişilerden birisi. Bizim böyle o anlamda elimiz, kolumuz, ayağımız oluyor sağ olsun. Bize özellikle bu dönemde, çünkü artık geç denebilecek bir dönemdeyiz. O yüzden köprüden önceki son çıkış. Bu dönemde halen yakalayabileceğimiz ekstra burslar var mı? Ekstra indirimlerimiz olacak mı? Nasıl gireriz? Nereleri tercih etmeliyiz? Bu işin nasılına dair bir şeyler anlatacak. Mine, çok teşekkür ederim geldiğin için, bizi kırmadığın için. Herkese iyi akşamlar, iyi sunumlar diliyorum. Sözü sahibine bırakalım. Teşekkür ederim. Hem çok hızlı bir şekilde organize ettiğiniz için ve destek konusunda söyledikleriniz aynı şeyler bu taraftan da sizin için geçerli. Burak Bey'le çok eski tanışıyoruz. Ben çok kısa kendimden bahsedeyim. Hatta sunumu da paylaşabilirim sanırım benim iznim var diye düşünüyorum. Onun üzerinden de gideyim. Evet, geldi hocam. Görünüyor olması lazım. Tamam. Ben bunu slide moduna da alayım. Ben Appliboard denilen Burak Bey'in bahsettiği gibi aslında bir eğitim teknolojileri firmasında çalışıyorum. Bu çok büyük bir platform. Bizim Appliboard olarak birçok üniversiteyle aslında farklı farklı ülkeler içinde geçerli. Bunlar İngiltere, Amerika, Kanada, İrlanda, Avustralya ülkeleri. Bu ülkelerde yaklaşık 1600 tane farklı üniversitenin biz aslında partneri olarak bu platformu işbirliği yaptığımız ajentalarımızla, danışmanlarımızla paylaşıyoruz ve Burak Bey'in bahsettiği gibi bizim platformumuz üzerinden aslında bu başvuruları tamamlıyorlar. Bunun nasıl bir aslında size fayda sağladığından kısaca bahsedeyim. Şirketin kaç yılında kurulduğu, ne kadar şey yaptığı burada yazıyor ama bunlar biraz daha bence genel geçer detaylar. Ben biraz daha şey odaklanmak istiyorum. Yani size ne faydası var Appliboard'un ya da Burak Bey'in bizle yaptığı anlaşmanın size yansıması nasıl oluyor? Aslında iki gözden, üç gözden hatta başvurular kontrol ediliyor. Yani bu öğrenci bize geldiğinde, yani Burak Beylere geldiğinde, onlar bir Tülin Hocam'ın bahsettiği gibi MR'ı çekiyorlar, neye ihtiyacı olduğunu belirliyorlar. Sonrasında uygun okulların bulunması, uygun bölümün bulunması, bunların başvuru süreçlerinde birçok evrak var ve bu evrakların hepsi ayrı bir özenle hazırlanmalı ve öğrencinin profiline göre hazırlanması gerekiyor.
Bunların hazırlık aşamasında danışmanlar, aktif yurt dışı eğitimin zaten bütün danışmanları çok tecrübeli. Onlar hazırlıyorlar, bizim platformumuza bana aktarıyorlar. Bunlar benden geçiyor. Benden geçtikten sonra Applyboard'un ayrı bir admission ekibi var. Bir de oradan kontrol ediliyor ve orada kontrol edildikten sonra aslında okula iletiliyor. Dolayısıyla bu da öğrencinin uygunluğunu biz birkaç gözden zaten geçirdikten ve kontrolünü yaptıktan sonra başvuruyu aldığımız için dolayısıyla kabul oranımız da şu anda Applyboard'dan yapılan başvurularda %95 civarında ilerliyor. Dolayısıyla çok riski atmıyoruz aslında öğrencinin geleceğini. Bu sunumu yapmaktaki amacımız da ben çok çok kısa ve çok genel hatlarıyla anlatacağım. Detay sorularınız varsa sunum sonrasında tabii ki seve seve yanıtlayacağım. Ama aslında amacı ben kendimden de çok kısaca bahsetmiş olayım. 15 yıldır bu sektördeyim ve 15 yıldır yurt dışına aslında öğrenci gönderiyorum. Burak Bey'in bahsettiği gibi ben de o koltuktaydım aslında. Bu tecrübeyi şu anda partnerlerimizle beyin fırtınası yaparak aslında fikir alışverişi yaparak öğrencilere olabildiğince en uygun opsiyonlara yerleştirmeye çalışıyoruz. Şuradan sunumun kısaca İngiltere'den bahsedeceğim. Evet, bu sunum içerisinde ben genel olarak şu anda bir İngiltere'nin genel bir destinasyon olarak avantajlarından bahsedeceğiz, konumundan bahsedeceğiz. Daha sonrasındaki İngiltere eğitim sisteminden ve bu bahsettiğimiz başvuru aşaması sizinle birlikte bizde nasıl ilerliyor ve biz neler yapıyoruz, onlardan bahsedeceğiz. Sonrasında da vize süreciyle alakalı da sizin için önemli olan noktaları ayırarak onlardan bahsetmeye çalışacağım. İngiltere için hala şansınız, öğrencilerimizin şansı aslında hala devam ediyor. Avrupa'daki birçok üniversitenin çok daha erken kapattığını biliyorum başvurularını. Benim platformumda olan ülkelerde, Amerika, Kanada gibi ülkelerde de şu anda çok çok sınırlı okulda, çok sınırlı bir yaklaşım var. Genelde Burak Hocam daha iyi bilir. Ben biraz daha İngiltere üzerine uzmanlığım var. O yüzden Avrupa'daki diğer ülkeleri başvuru deadline'larının daha erken kapandığını biliyorum. Ve yine danışman koltuğumdaki tecrübemden yola çıkarak söyleyeceğim. Üniversite öğrencilerinin şu anda lisedeki son sınıf öğrencilerinin bu şeyden sonra birazcık daha üniversite sınavı stresi olduğu ve hani burada başarılı olamazsam başka bir çıkış yolum kalmadı mı paniği olduğunu biliyorum. Aslında bu sunumu yapmaktaki sebebimiz de bu. İngiltere için bu hala kapanmadı. Ben işte IB öğrencisi değilim. İngiltere'ye gidemez miyim? Hayır, gidebilirsin. Üniversite sınavında istediğim bölümü kazanamayacağım ya da istediğim üniversiteye gidemeyeceğim. İşte bu parayı buraya vereceğim özel üniversiteye, yurt dışında da hemen hemen aynı rakamları okuyabileceğim bir yer mi İngiltere? Evet, belli noktalarda bence artık öyle. Türkiye'deki okul fiyatlarından son dönemde biraz haberim olduktan sonra çocuklarımızı belki başka bir şehir okumaya göndermekle hemen hemen aynı rakamlara geliyor. Bunların biraz farkındalığını bilip en azından onun sonrasında da sınav stresine vesaireye çocuklarımızın çok girmemesi için genel olarak bilgilendirmek istedik. Kısaca ülkeden bahsedeceğim. İngiltere'nin aslında burada detay en önemli noktası aslında eğitim sistemi ile ilgili noktası. İngiltere bir hani Great Britain diye geçen kısmında İngiltere dört bölgeden oluşuyor aslında. Ama buradaki eğitim tarafındaki ayrım İskoçya ve İngiltere kısmında göz önünde oluyor. Burada en çok dikkat etmemiz gereken nokta bu. İskoçya'daki üniversiteler yine İngiltere olarak görüldüğü için orada bir kafa karışıklığı olabiliyor. Birazdan bahsedeceğim eğitim sisteminden ve yıllarından ama İngiltere kısmında eğitim 3 yıl lisans eğitiminde. Fakat İskoçya'da 4 yıl. Burada en dikkat etmemiz gereken nokta bu. Dolayısıyla bir hazırlık yılı
ya da foundation dediğimiz köprü yılı eklendiğinde bu İskoçya'da 5 yıla çıkıyor. Normal İngiltere'de, İngiltere bölgesinde de yine 4 yıl olarak öğrenciler eğitimlerini tamamlayabiliyorlar. Ama bunlarla ilgili de çok çok opsiyonlar var. Onlardan da tekrar esnekliğiyle ilgili eğitim sisteminin birazdan bahsedeceğim. Havalimanları yazdığı gibi siz de görebilirsiniz. Londra'da, Birmingham'da, Manchester'da, Bristol'da, Glasgow'da, Edinburgh'da ve Cardiff'te var. Dolayısıyla öğrenciler eğer bu şehirde eğitim almayacaklarsa başka bir şehirse yani bu havalimanlarına seyahat edebiliyorlar ve buradan işte trenle, otobüsle belli ulaşım şeyleri var. Bir şekilde kendi şehirlerine, eğitim alacakları şehire seyahat etmeleri gerekiyor. Atıyorum Birmingham'da değil, Nottingham'da okuyacaksa öğrenci çok kısa bir tren yolculuğuyla Birmingham Havalimanı'na gidiyor ve Nottingham'a trenle geçiyor. Bunun dışında neden İngiltere'de okunur? Ben açıkçası çocuğum olsaydı İngiltere'ye eğitime gönderirdim. Onu hani çok net şekilde söyleyebilirim. Tabii ki maddi koşullar, öğrencinin profili vesaire hani çok şey bunlar başka başka etkenler ama şundan dolayı gönderirdim. Birincisi 3 yılda tamamlayabiliyor. 1 yıl cepte kalıyor. Hayata bir yıl daha erken atılıyor. İkincisi bence İngiltere'nin hala eğitimiyle alakalı birçok ülkeye göre prestij farkı olduğuna inanıyorum. Yani İngiltere'de eğitim aldım dediği zaman bir öğrenci üniversitesi sorulmuyor bile neredeyse. Tabii ki çok çok geniş bir yelpaze var. Yani çok dünya sıralamasında ilk yüzde olan çok fazla üniversite sayısı var. Diğer ülkelerde, diğer Avrupa ülkelerinde daha bence sınırlı bu sayı. İngiltere bu açıdan da çok zengin. Yani alternatifi öğrencinin çok daha fazla. Onun dışında uluslararası öğrenciye çok açıklar ve bununla ilgili çok bilgililer. Her okulun, her kampüsün yaklaşık %20-25'i ortalama uluslararası öğrencilerden oluşuyor. Birazdan bahsedeceğim. Başvuru süreci çok kolay. Kabul şartları, istedikleri, vize süreçleri vesaire öğrenciyi ve velileri bence çok yormayacak seviyede. Eğer nokta atışı, öğrencinin ne istediği, şehir olarak ne talebi olduğu, kampüs hayatıyla ilgili talebi, okuyacağı bölümle ilgili talebi, maddi koşullarla ilgili durumlar netse zaten şunu öngörebiliyoruz açıkçası. Yani bunu istiyoruz, bu kadar bütçemiz var ve bunu okumak istiyor. En iyi nerede okuyabilir dediği zaman tek bir okulla sınırlı kalmıyor İngiltere, yani geniş bir yelpazesi var o açıdan. Onun dışında çalışma izni bence şöyle söyleyeyim, hani tabii ki bunu planlamak çok kolay değil. Yani buradan bir öğrenci giderken ben İngiltere'de yaşayacağım artık deyip okulu bitirdikten sonra dönebilir. Tam tersi ben döneceğim diyen bir öğrenci de orada bambaşka bir şey yakalayıp oradan devam etmek isteyebilir. Ama devam etmek istediği noktada da ona kapıların açık olması bence büyük bir avantaj. Çok kısa bir slide'da daha ileride bahsedeceğim ama bir çalışma ve oturma izni veriyor İngiltere. Dolayısıyla da öğrenci oradaki lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir vizeye başvurarak, graduate visa adı verilen bir vizeye başvurarak 2 yıl daha orada oturma ve çalışma izni alıyor. Bence bu da güzel bir opsiyon. Onun dışında az önce bahsettiğim gibi çok fazla opsiyon var. Yani IB öğrencisi değilim, Pathway sunuyor. IB öğrencisi değilim ama notlarım yüksek. Ben yine 3 yılda tamamlayamaz mıyım? Direkt giriş imkanı sağlıyor birçok üniversitede. Çok çok... İstisnaları var tabii ki. Dünya ilk 10'undaki 20'deki üniversiteler bu konuda biraz daha katı olabiliyor ama onun dışındaki birçok üniversite not ortalamanız 85'lerdeyse minimumda birçoğu da kabul ediyor. Hatta ilk 100'deki birçok okulda kabul ediyor. Bizim platformumuzda olan okullardan da var. Onun dışında dilim yetmedi. Bir yaz döneminde bir dil tamamlayabilir miyim? O da var. Yani dolayısıyla aslında öğrencinin durumuna ve hem akademik durumuna göre hem maddi durumuna göre hem dediğim gibi bütün
taleplerine göre, sıralamasına göre, talep sıralaması olabiliyor çünkü öğrencilerde benim için öncelikli bunlar bunlar. Bu doğrultuda birçok opsiyon sunuyor ve az önce bahsettiğim gibi tabii ki aslında 3 yılda tamamlama opsiyonunun olması bence çok çok avantajlı bir durum. Kısaca, çok kısa bir başvuru sisteminin üzerinden geçeceğim aslında. Eğer böyle bir sürece girmek isterseniz bizi neler bekliyor? Programlar bu şekilde. Ben şu anda yüksek lisanstan ve yüksek lisansla ilgili research programlarından bahsetmeyeceğim ama aslında lisans programı, az önce bahsettiğim foundation programı ve International Year One programından çok kısa bahsedeceğim. Undergraduate dediğimiz zaten lisans programı, öğrencinin direkt olarak buradaki lise eğitimini tamamladıktan sonra başvurup orada üniversite eğitimine başladığı lisans programı. Eğer ki üniversite bir IB öğrencisi değil, AP dersleri almıyor ve çok yüksek rankingli bir okula gitmek istiyor ve okul onu bir foundation programı almadan kabul etmiyor. Az önce bahsettiğim istisna okullar gibi. Ya da kabul ediyor ama dil skorumuz biraz daha aşağıda kalıyor. O doğrultuda İngiltere bir foundation programı sunuyor öğrenciye. Biraz hazırlık gibi ama Türkiye'deki hazırlık programları aklınıza gelmesin. Foundation programlarının içeriği, aslında bu bir geçiş yılı, yani Türkiye'deki eğitim sistemiyle İngiltere'deki eğitim sistemini eşitleyen bir yıl olarak görebilirsiniz Foundation programını. Ve Foundation programlarında sadece İngilizce eğitim verilmiyor. Hatta programın sadece %30'u İngilizce. Kalan kısmı öğrencinin kendi alanında onu hazırlıyor. Ne okuyacaksa. Yani aslında Foundation programına başlarken öğrenci lisanstaki programını da seçmiş oluyor. Öyle söyleyebilirim. International Year One programı da bence mükemmel bir program. Çünkü hem süreyi uzatmıyor hem de foundation alıyor. Aslında foundation programıyla direkt lisansa başlamanın arasında bir şey. İlk bir yılında öğrenci, ilk yılında foundation programı gibi uluslararası öğrencilerle hem akademik hazırlığını alıp, giriş koşulları foundation gibi, hem de International Year One programı bitirdikten sonra direkt ikinci sınıftan devam ediyor. Yani aslında totalde yine 3 yılda tamamlıyor. Dezavantajı ne? Bence hiçbir dezavantajı yok. Tek dezavantajı her okulda her bölüm için bulunmuyor olması. Biraz daha sınırlı programda ve okulda sunulan bir program. Dolayısıyla yani uluslararası öğrenci, biraz üniversite kapasiteleriyle vesaire alakalı bu. Eğer öğrencinin okuyacağı bölüm doğrultusunda istediği üniversitelerde varsa, hem ilk yılında aslında öğrenci şeyle ilerlemiş oluyor. Yani uluslararası öğrencilerle bir alışma dönemi geçirmiş oluyor. Sonrasında devam ediyor. Bu da böyle bir opsiyon ama dediğim gibi bu her okul için ne yazık ki mümkün değil. Çok şey olarak bakılıyor. Direkt giriş tabii ki çok avantajlı bir şey bahsettiğim yıl sürecinden dolayı. Ama eğer öğrencinin de dediğim gibi, her öğrencinin profili de aynı değil. Eğer öğrencinin böyle bir bu köprü yılına ihtiyacı varsa da foundation almasını da tavsiye ediyoruz ki sonra aslında lisans programına başladığında akademik olarak ya da dille alakalı herhangi bir problemi olmasın. Platformdaki dediğim gibi çok fazla üniversite var ama hani öne çıkan üniversiteleri ben kısaca yazdım. Bunlar çok 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 farklı açılardan avantaj ya da dezavantajlı durumları var. Bu dediğim gibi öğrenciye göre değişir. Burada Burak Bey'in işte aktif yurt dışı eğitimin danışmanları aslında devreye giriyor. Her okul her öğrenci için mümkün olamayabiliyor. Ben mesela kampüs okulu severim. Yani bir binada okumak bana okumuşum şeyi vermiyor. Birazcık içimde kaldı herhalde. Başkent Üniversitesi'nde okudum bu arada ben. O zaman şeyin içinde, kampüsün içinde inekler geziyordu. Köy gibi bir yerde kampüs, kampüs demeye bin şahitti. İçimde kaldı herhalde hep böyle kampüs okulları bana daha yeşil, kampüs, doğa ortamı daha şey geliyor. O yüzden böyle çok bina okulları ben kendim kişisel olarak çok sevmiyorum. Ama bazı öğrenciler de diyorlar ki hayır, ben Londra'nın göbeğinde okumak istiyorum. Ya da ailelerin tercihi bu yönde oluyor. Kimisi diyor ki
Londra olmasın, Londra dışında küçük bir yerde olsun ama Londra'ya yakın olsun vesaire gibi talepler olabiliyor. Rankingi işte maksimum bu kadar düşük olsun, ilk 200'de olsun, ilk 300'de olsun dünya sıralamasında talebi olabiliyor. Ne bileyim işte alan rankingleri ki bence dünya rankinglerine göre çok daha benim çok daha önemsediğim ve danışmanlık yaparken daha çok dikkat ettiğim bir konuydu. Atıyorum Bournemouth Üniversitesi belki ilk 500'lerde şu anda ama ismen biliniyor, çok başarılı. Mesela turizm alanında inanılmaz öne çıkıyor rankinglerde, turizmde çok başka bir yerde. Ne bileyim University of Chester daha düşük rankingli ama şehir imkanlarından dolayı lisans öğrencilerinin gidip çok memnun kalıp ailelerin de güvenlik açısından daha küçük bir şehir olduğu için bu lisans öğrencilerini Londra'nın göbeğine atmak çok istemiyorlar veliler. Çok haklı olarak ben de kendi çocuğum olsa aynı şekilde düşünürdüm. O yüzden hani ona bir şey diyemiyorum. O yüzden hani daha küçük şehirler daha çok tercih edilebiliyor. University of Birmingham, University of Nottingham, University of Surrey bunlar rankinglerde çok çok yüksek üniversiteler. Kampüsü olan üniversiteler ve inanılmaz büyük kampüsü olan üniversiteler. Maliyetleri aslında birazcık şeye göre değişiyor. Çok kısa onlardan da bahsedeceğim birazdan size. Çok geniş bir aralık var İngiltere'de. O yüzden herkesin aslında bütçesini uydurabileceği bir durum da var. Çünkü 13 bin poundlardan başlıyor, öyle söyleyebilirim. Tabii ki işte burslar vesaireler de devreye girebiliyor. Belli okullarda öğrenci başarısına göre ya da işte biraz biz yaptığımız anlaşmaları da o doğrultuda yapıyoruz. Türkiye'deki aslında genel olarak şeyden haberdar ediyorum. Pardon, ses kısıldı. Kendimi duyamadım. Şule Hanım battı galiba. Teşekkür ederim. Nerede kalmıştım? Başvuruları, maliyetler hocam. Maliyetler, evet. Maliyetler 13 binlerden çok, başlıyor. 13 binlerden evet. Başlıyor. Yani üniversitenin dediğim gibi rankingine göre rankingi yükseldikçe biraz rakamı da yükseliyor. Tıp vesaire gibi alanları biraz daha şeyde bırakıyorum. Onlar çünkü 45-50 bin pound bandına kadar gidebiliyor ama onun dışındaki bölümler rankinge göre yaklaşık 29-30 bin pound'a kadar çıkan okullar var İngiltere'de. Ama birazcık ben bu noktada fiyat performans değerlendirmesi yapmayı tercih ediyorum. Burak Hocam da eminim öğrencilerini zaten o şekilde yönlendiriyordur. Taleplere göre birazcık değişiyor. Biz neler yapıyoruz ya da sizin aslında bu başvuru süreciniz nasıl ilerleyecek böyle bir yola girerseniz çok kısa bir tablo var. Bunun üzerinden anlatacağım size elimden geldiğince. Bir öğrenciye bir program ve o program doğrultusunda mantıklı bir aslında okul tercihi yapmaya çalışıyoruz öncelikle. Sonrasında bizim platformumuz aracılığıyla danışmanlarımız, iş ortaklarımız Burak Bey ve danışmanları bunu başvuru platformundan öğrenciye bir profil yaratarak, okullarını ekleyerek, belgelerini yükleyerek başvuru sürecini başlatıyorlar. Okul tarafında bu az önce aslında sunumun başında bahsettiğim o değerlendirme süreçlerinden geçiyor. Benimle iletişime geçiyorlar, okullara tekrar bakıyoruz, bunlar okey diyoruz, giriyoruz. Belgeleri ben tekrar kontrol ediyorum, onlar yükledikten sonra bizim admission ekibimiz ayrıca kontrol ediyor Kanada'dan. En son okula gönderiliyor ve okuldan şartlı ya da şartsız kabul geliyor. Bu şartlı ya da şartsız kabulden çok kısa bahsedeyim. İngiltere şartlı kabul veren ülkelerden bir tanesi. Bu ne demek? Öğrenci henüz okulunu tamamlamadığı için bu sene daha mezun olacak öğrencilerimiz için söylüyorum. Liseyi bitirecek öğrencilerimiz için. Bir diploma sunamıyorlar başvuru aşamasında. Transkript ve öğrenci belgesiyle başvuruyorlar. Dolayısıyla bu kabul mektubunda yani şartlı kabul mektubunda senin akademik olarak okulu minimum şu not ortalamasıyla tamamlamış olma şartın var. Artı bana başvururken bir dil skoru, İngilizce dil sınav skoru vermediysen
ve bunu işte minimum şu IELTS'ten bu kadar, alt bantlarından bu kadar almak suretiyle bunu bana göndereceksin diyor. Bu nedir? Bu garantidir aslında. Şöyle garantidir. Sen bu şartları sağladığın müddetçe benim okulumdaki yerin hazır demektir. Aslında bunu gönderiyor okul şartlı kabul olarak. Mezun öğrenciler var. Mezun olduktan sonra başvuran öğrencilerimiz var. Dil skoruyla birlikte başvuran öğrencilerimiz var. Bu şartlar zaten hani hepsini baştan başvuru aşamasında sağlıyorsun. O zaman şartsız kabul olarak direkt kabulünü o şekilde alabiliyor. Sonrasında kabul aldığımız, tabii ki bu sadece tek bir okuldan olmayabilir, kabul aldığımız üniversiteler arasından tekrar bir değerlendirme yapıp hangisi öğrencinin birinci tercihi ise bu kabul mektubunu bizim öncelikli olarak kabul etmemiz gerekiyor. Sonra bir depozito ücreti var okulların. Bu okuldan okula değişir. Okulların ücretleri, depozito ücretleri yaklaşık olarak 2000 ile böyle 5000, 6000 pound aralığındadır. Öyle söyleyebilirim. Okul ne kadar istiyorsa bunu yatırıyoruz. Sonra okuldan bize bir KAS belgesi geliyor. KAS belgesi nedir? Çok kısa ondan da bahsedeyim. KAS belgesi Confirmation of Acceptance for Studies aslında açılımı bu. Bu okuldan gönderilen UK VR aracılığıyla, yani aslında İngiltere hükümeti tarafından okula onaylı olarak gönderilen, okulun da öğrenciye ilettiği vizeye başvurma belgesidir. Vizeye öğrenci KAS belgesi olmadan hiçbir şekilde başvuramaz. Çünkü KAS belgesinde bir KAS numarası vardır ve vize başvuru formunda da o KAS numarası yazılıyor. Dolayısıyla mutlaka ki KAS'ı doğru bir şekilde almamız gerekiyor okuldan. Sonrasında vize süreci, vize formunun doldurulması, zaten danışmanlarınız bununla ilgili hizmet veriyordur eminim. Ve uçak biletinin alınması ve okula gidilip kaydın yapılması gibi bir çırpıda anlatılan ama aslında uzun bir yolculuk. Ama çok kısalabiliyor yolculuk ve çok gözünüzde gerçekten büyüteceğiniz bir süreç olmadığını söyleyebilirim. Gerçekten çok belli standart belgeleri toparladıktan sonra aslında kolay bir süreci var. Başvuru sürecinde lisanstan bahsedeceğim. Yüksek lisanstan zaten bahsetmeyeceğim. UCAS aracılığıyla ve direkt olarak başvuru yapabiliyoruz. Çok kafanızı karıştırmadan kısaca bundan da bahsedeyim. UCAS dediğimiz aslında İngiltere hükümetinin İngiltere üniversitelerine başvuru platformu ve İngiltere'deki üniversitelere lisans seviyesinde özellikle UCAS aracılığıyla başvuru yapılabiliyor. Apply Board'un anlaşması dahilinde istisnai okullar var. Bunlara da biz direkt olarak kendi portallarından başvuru gönderebiliyoruz. UCAS'taki fark şu, UCAS'ta 5 okul seçilebiliyor. 6. bir okul eklenemiyor. 5 okulla sınırlıdır. Eğer ki UCAS'taki 5 tercihi yaptıktan sonra çok aklınızda kalan bir okul varsa ona bakabiliriz. Bizim direkt olarak kabul eden okullarımızdan bir tanesi ise UCAS'tan değil, kendi portalından başvuru yaparak biz onu direkt olarak da içeri aldırabiliyoruz başvuruyu. Burak Beyler'de o listeler var zaten. O doğrultuda mutlaka sizi yönlendirecektir. Ama çok da böyle 5 okulun üzerine çıkıp zaten çok dağılmamayı da açıkçası tavsiye ediyorum ben. Çünkü az önce bahsettiğim kriterler zaten toparlandıktan sonra çıkan opsiyonlar maddi manevi birçok açıdan zaten filtrelenmiş oluyor. O yüzden çok dağılmamakta da fayda var. Ama böyle çok aklınızda kalan bir okul olursa da eğer bu direkt anlaşma olanlardan bir tanesi ise fikriniz olsun diye sadece bu şekilde bahsettim. Genel olarak rakamlar az önce bahsettiğim gibi bazı programlarda 12.000'den başlıyor. Bazı programlarda genelde mühendisliklerde 13-14.000 pound'un altında çok okul yok açıkçası. Ve dediğim gibi 29-30.000 pound'lara kadar da üniversitenin rankingi doğrultusunda çıkabiliyor. Az önce bahsettiğim okullardan atıyorum ilk 100'de olan, hatta ilk 50'de olan University of Birmingham, University of Nottingham, University of Surrey. Buralarda 22, 25, 27 bin pound aralığında bölüme göre değişmek suretiyle rakamlar bu doğrultuda değişebiliyor. Başvuruda
İngiltere üniversiteleri çok basit birkaç tane belge istiyor. Öğrenci henüz mezun değilse, son sınıftaysa, şu anki güncel lise diploması, okulda öğrenci olduğuna dair bir öğrenci belgesi, pasaportu, bir tane hocasından referansı. Bu referansı başvuracağı bölümle ilintili bir hocasından tercihen almasını tavsiye ediyoruz. Atıyorum bilgisayar mühendisliği, computer science gibi bir bölüm okumak istiyorsa işte daha çok matematik hocasından alsın, science dersleri veren bir hocasından alsın istiyoruz. Onun dışında bir şeyi yok, çok bir detayı yok. Bir referans yeterli oluyor lisans öğrencileri için. Bir niyet mektubu yazması gerekiyor. Neden o bölümü okumak istediğine dair. Burak Beyler onunla ilgili zaten öğrencilere danışmanlık verip yönlendiriyorlar. Ama neden okumak istiyor, bu zamana kadar o bölümü okuyacağına dair neler yaptı vesaire. Bundan aynı şekilde CV'sinde de bahsetmesi gerekiyor. Dil sertifikası az önce bahsettiğim gibi başvuru aşamasında olmayabilir, sonradan sunulabilir ama varsa eklenebilir ya da sonradan okula gönderilebilir. Kurs özelinde açıkçası ekstra bazı şeyler istenebiliyor ama lisans öğrencilerinde çok ben karşılaşmadım. Ve belgeler tabii ki Türkçe ise İngilizce çevirilerini eklememiz gerekiyor. Yani bir transkripti artık okullar çoğu İngilizce veriyor biliyorum ama hani vermiyorsa o belgelerin İngilizcesini de koymak gerekiyor. Aslında bu kadar. Hani çok fazla bir belge talebi yok. Bir tek hani burada uğraşacağınız aslında bir niyet mektubuyla CV olabilir. Diğerleri hani okuldan çok kolay alınabilen belgeler. Dille alakalı şöyle İngiltere tabii ki birkaç tane dil skorunu onaylıyor ama bunlardan tabii ki en geçerli olanı IELTS. Çoğu okul %99,9 diyebilirim. İstisnai 1-2 varsa bilmiyorum ama TOEFL'ı kabul ediyorlar ve PT'yi kabul ediyorlar. Burada gördüğünüz UKVI ibaresi şu şekilde çok kısa ondan da bahsedeyim. IELTS akademik aslında öğrencilerin girişi için yeterli. Ama öğrenci az önce bahsettiğim programlardan bir foundation programı alacaksa ya da International Year One programına gidecekse vize koşulları gereği kesinlikle sınavının IELTS akademik UKVI olması gerekiyor. Dolayısıyla da öğrencinin dil skoruyla alakalı bir endişemiz var ise sınava girmeden önce atıyorum bölüm direkt 6 istiyordur. Öğrenci 5,5'da kalabilir, 5'te kalabilir bilmiyoruz dediğimiz senaryoda kesinlikle IELTS UKVI'ye girmelerini tavsiye ederim. Çünkü IELTS UKVI'den aldığı skorla direkt de başlayabilir. Foundation'a da gidebilir. International Year One'a da gidebilir. Ama eğer ki 5,5 alırsa ve IELTS Akademi'ye girmiş olursa sadece tekrar sınava girmesi gerekecek öğrencinin. Sınav içeriği olarak hiçbir farkı yok bu arada. Daha zor değil. Sadece kameralı sistemle dediğim gibi bu İngiltere hükümetinin bir vize kuralı. Okullarla da alakası yok yani aslında. Böyle istiyorlar kameralı sistemde daha az kişiyle yapılan ayrı bir alanda yapılan bir sınav. Tek farkı da bu. Onu söyleyebilirim. Bir de maliyet olarak bir tık daha yüksek. IELTS Akademi'ye göre sınav ücreti biraz daha yüksek yani. Bu arada çok pardon oraya atladım. PT UKVI'de aynı görevi görüyor. PT de IELTS Akademik'le aynı görevi görüyor. Az önce anlattığım şey onlar için de aynı şekilde geçerli. Bu az önce bahsettiğim aslında oturma ve çalışma izni. Öğrenci lisans 3 yıllık lisansını tamamladıktan sonra orada graduate vizeye başvurmaya hak kazanıyor. Bu birazcık böyle şey formalite bir vize bence. Çünkü veriyorlar bu vizeyi. Çok bir hani vize çıkar mı çıkmaz mı durumu burada çok geçerli değil. Çünkü aslında orada vize belgesi olarak istedikleri şey İngiltere'deki bir üniversiteden diploması, mezun olmuş olma şartı. Burada yazan diğer bilgiler, öğrencinin tabii İngiltere'de olmuş olması ya da işte öğrenci vizesinin olması vesaire zaten bu doğrultuda oluyor, öyle söyleyeyim. Zaten öğrenci vizesi var, öğrenci İngiltere'de diplomasını aldı ve oradan direkt graduate vizeye
başvurma hakkı kazanıyor ve öğrenci eğitimi tamamladıktan sonra İngiltere'de çalışmak, yaşamak isterse 2 yıl böyle bir hakkı oluyor. KAS belgesinden çok kısa bahsettim zaten. O yüzden bu kısmı çok hani şey yapmayacağım. Onayları vesaire isteniyor. Danışmanlarınız bununla alakalı yönlendirecektir ama çok dediğim gibi kısa haliyle aslında vize için depozito yatırıldıktan sonra size gönderilen okul tarafından ve bu üzerinde yazan numarayla vizeye başvurabildiğiniz belge. Çok kısa vizeden bahsedeceğim. Vizesi çok kolay. KAS belgesinde belgeler yazacak. Sizden vizede neler istendiğiyle alakalı ve o belgeleri aslında sağlamanız yeterli olacak. Bu belgelerin hepsi de aslında vize okul başvurusunda kullandığınız belgeler olduğu için ekstra bir doküman çok hazırlamanız gerekmeyecek. Sadece maddi bir şey göstermemiz gerekiyor. Burada yazan belgeler dediğim gibi zaten hepsi sizin başvuru aşamasında kullanacağınız belgeler. Bir tek burada ilk baştaki belki Immigration Health Surcharge denilen bu sigorta ile alakalı şeyden kısaca bahsedebilirim. Öğrencilerin orada bir oturum izni olacağı için öğrenci vizesi alan her öğrenci orada bir oturum izni alıyor. Ve bu oturum izni alabilmek için de vize formu doldurulduktan sonra vize ücretinden önce bir sağlık sigortası ödemesi alıyor. Buradaki SGK gibi düşünebilirsiniz. Aslında oradaki sağlık sistemine öğrenciyi kaydediyorlar ve bunun için bir ödeme alıyorlar. Sadece bu hani ekstra olabilir. Onun dışındakiler zaten başvuru aşamasında kullanılan belgeler olacak. Onun dışında maddi şeyle alakalı da çok net istediği bir şey var zaten. Okulun parası. Okulun parasından daha doğrusu depozito ücreti ne kadarsa, okul ne kadar talep ettiyse o yatırdığınız çıkıyor ve kalan ücretin üzerine bir yaşam masrafı ekleniyor. Bu yaşam masrafı Londra'da ayrı hesaplanıyor, Londra dışındaki şehirler için ayrı hesaplanıyor. Bu net hükümet tarafından yani şu sorular gelebiliyor. İşte konaklamam benim yıllık 10 bin pound, şimdi o 10 bin pound'u gösterip üstüne bunu mu göstereceğim ya da ona göre mi göstereceğim vesaire. Hayır, İngiltere hükümeti diyor ki beni nerede kaldığın hiç ilgilendirmiyor, ben senin hesabında bu rakamı görmek istiyorum. Okul parası dışında yaşam masrafı olarak. Yani hem yaşam masrafı konaklama da bunun içerisinde. Aylık aslında 9 aydan hesaplanıyor rakamlar. 1334 pound aylık çarpı 9, 12.006 pound. Bana Londra'da bir okula geliyorsan yaşam masrafı olarak göstermek zorundasın. Eğer Londra dışında bir okula geliyorsan 1023'ten 9'la çarpıldığında 9207 göstermek zorundasın. Şimdi farkı şu, diğer işte turist vizeleri, başka belki dil okulu vizeleri vesaire bunlardan biraz daha farklı. Bunu bana minimum 28 gün tuttuğu müddetçe benim için okey, ben geçmişine bakmam diyor. Yani son 6 aylık döküm, son işte 1 yıllık döküm vesaire, bu para nereden geldi, şöyle gitti, böyle gitti kısmını İngiltere sorgulamıyor. Diyor ki senin hesabında bu kadar, hesapta bu kadar para var mı? Ama okul parasını eklemeyi unutmayalım. Atıyorum 20 bin poundluk bir okula gidiyor öğrenci, 3 bin pound depozito yatırdı, Londra dışında bir okula gidiyor. Dolayısıyla 17 bin pound artı 9207 pound 28 gün göstermesi gerekiyor. Tabii ki bunu çocuğun hesabında göstermek zorunda değilsiniz. Ama anne ya da baba dışında kimsenin hesabını kabul etmiyorlar, bilginiz olsun. Yani abiler, halalar, teyzeler sıkıntı çıkartabiliyor bu konuda. Çok kısa böyle bir finansal kısmı ile ilgili vizenin detay vermiş olayım size. Benim kısaca anlatacaklarım bu kadar. Bıraksanız sabaha kadar konuşurum. O yüzden konuşturmayın. Siz sorularınızı sorarsanız onun üzerinden yanıtlamak daha sağlıklı olabilir. Mine Hanım çok teşekkürler. Ben böyle bir yandan da not alarak alışkanlık. Evet, eski fark usul. Ettim. Not alarak da dinliyorum. International Year One programları. Geçen Oxford Group'la, Oxford International Group'la bir webinarımız olmuştu. Orada da
Betül Hanım bahsetmişti. International Year One programlarını ben böyle bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Aslında bu İngiltere üniversitelerine girişte bazen sağlayamadığımız o koşulları ya da daha iyisine girebilecekken belki o mevcut akademik koşullarımız gereği belki o kriterlerimize daha aşağıda bir üniversiteye girmemize sebep olan o eksiklikleri aslında giderdiğimiz ve yılda kaybetmediğimiz programlar. Dolayısıyla çok önemsiyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani bence mükemmel bir program bu arada. Tek dediğim gibi hani kendi içinde dezavantajı her üniversitede ve her programda sunulmuyor olması. Yani birazcık ya foundation hemen hemen her üniversitede her program için varken International Year One yok. Ama tabii ki birçok üniversitede bu arada öğrenci atıyorum business management okuyacak, computer science okuyacak. Çok fazla alternatif olan International Year One programı sağlayan üniversitede var. Bu da ayrı bir detay. O yüzden öğrenci özelinde ilerlenebilir ama benim de en sevdiğim programdır yani. Win-win. Yani hem onu hem foundation almış oluyor, hem yıl kaybetmiyor, hem uluslararası öğrencilerle alışma yılı geçiriyor vesaire. Kesinlikle katılıyorum yani. Hocam bence atladığımız bir kısım var. O ama öyle bir kısım ki ilk soru da bununla alakalı zaten. Süper. Gönderin gelsin. Lisansta Adnan Bey der ki lisansta burs verilmiyor diye duydum. Bu konuda bizi aydınlatabilir misiniz demiş. Veriliyor. Ben de aslında bundan bahsetmenizi isteyecektim ki Adnan Bey için böyle soru kısmını açınca Adnan Bey'in sorusunu gördüm. Burada hem evet olan burslar var. Hem bizimle başvurduğunda velilerimiz bizim böyle ekstra yararlanabildiğimiz şeyler de oluyor galiba. Biraz böyle orada bir topu size atsam ne anlatırsınız bize? Olur. Tabii ki anlatayım. Orayı geçtim. Şimdi şöyle, bizim platformumuzdan başvurunca aslında öğrencinin bursla alakalı hiçbir dezavantajı öncelikle olmuyor. Bu soru da gelebiliyor çünkü bazen. Yani bir platform aracılığıyla başvurduk, okula direkt başvursaydık biz pazarlık yapar mıydık vesaire gibi sorular gelebiliyor velilerin hakkına. Çok da haklılar gelmekte ama hiçbir şekilde... Platformdan başvuru yapılmasıyla bu avantajları dışında size bir dezavantaj yok. Üniversitenin web sitesinde bir burs eğer ilanı varsa kesinlikle öğrenci Appliboard üzerinden de başvurduğunda buna başvurma hakkı ya da bir otomatik bursa başvurmadan da veriliyorsa ki bu tarz anlaşmalar aslında yapıyoruz okullarla. Çünkü dediğim gibi Türkiye'deki enflasyondan ve durumdan da aslında dövizin değerinden vesaire haberleri olduğu için bazı okullar bize aslında otomatik burs veriyor. Yani Türk öğrencilere otomatik burs veriyor. Otomatik burs nedir? Yani ben minimumda şu not ortalamasıyla gelen öğrenciye işte 2000 pound burs vereceğim deyip kabul mektubunda yazan okullar var. Ya da notuna da bakmadan ben Türk öğrenciye bu kadar burs vereceğim deyip verenler de var. Bunlar bir ayrı bir şeyde değerlendiriliyor zaten. Artı şöyle bir avantajı var. Biz tabii ki yani 1600 tane okulla partner olarak çalışıyoruz dünyada. Yani 300 binin üzerinde her sene öğrenci yerleştiriyor. Platform üzerinden yerleşiyor okullara. Dolayısıyla bu doğrultuda çok executive anlaşmalar da yapılabiliyor. Ekstra anlaşmalar yapılabiliyor. Bu doğrultuda da web sitelerinde gördüğünüz burslar dışında da ekstra burslar olabiliyor. Evet. Lisans konusunda şöyle söyleyebilirim. Adnan Bey'di sanırım ismini yanlış hatırlıyorsam kusura bakmayın. Adnan Bey'in söylediği şey geçerli değil. Lisansta da kesinlikle burslar var. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. İngiltere pinti ülkelerden bir tanesi. Bunu çok genel hatlarıyla söylüyorum. Yani böyle %100 burslar, %50 burslar ne yazık ki çok mümkün olan bir ülke değil. Yani ülkenin genel eğitim sisteminde öyle bir şey yok. Dolayısıyla burs var mı? Kesinlikle var. Ama bununla ilgili çok ciddi rakamlarda hayal kurmalı mıyız? Hayır. Yani 2000 pound'u da çok burs olarak görüyorlar. İşte 5000 pound veren okul da var. Geçen sene bir Brunel Üniversitesi'ydi. Partneri olduğumuz üniversitelerden bir tanesi. Ben onun sonuna geldim. Çok öğrenciyle çok birebir de iletişimim yoktu
şeyle, ajentayla, ama mesela bir burs verdi, sonra bir daha bir burs verdi. Sonra başka bir öğrenciye daha ekstra, sadece apply board öğrencisine yani bir ekstra daha burs verdi. Başka bir öğrencin varsa ona da vereceğim dedi. Bizdeki kontenjanını arttırdı. Öyle öyle 7 tane öğrenciye burs verdi. Yani Ocak başlangıçlı master öğrencisiydi bunlar, ama aynı şeyi lisans için de yapıyor. Hani onu şey yapabilirim, çok net bir şekilde söyleyebilirim. Böyle çok ekstra çıkabiliyor. Tabii ki belli bir doğrultuda bir bütçe planlaması yaparak yola çıkmamız lazım. Onda da şöyle, ben yani Aktif'in zaten şeyleri, danışmanları da bana fikir almak için yazdıklarını mutlaka söylüyorum. Öğrencimiz işte atıyorum maksimum 17 bin pound ödeyebilirmiş dediğinde, ben oraya iyi okullardan, güvendiğim okullardan 20 bin poundluk olanı da ekliyorum ki ondan işte 3-4 bin pound burs alırsak yine bütçe aşmadan daha yüksek rankingli bir okula göndermiş oluruz diye. Ama tekrar söylüyorum, hani böyle %100 burs ya da %50 burslar çok açıkçası İngiltere'nin eğitim sisteminde çok mümkün olan bir şey değil. Daha çok kısmi burslardan bahsediyoruz sanki. Kısmi burslar, evet, ama dediğim gibi yani 5000-6000 pound burs olan öğrencilerimiz de oluyor. Geçmiş yıllarda ben danışmanlık yaparken şu an platformda olan okullardan %25'leri falan gördüm. Ama bunlar çok seçilmiş burslar. Yani atıyorum bir Türkiye vereceğiz diyorlar. Dolayısıyla evet, öğrencinin başarısı, burs mektubunda yazdıkları vesaire de çok geçerli oluyor. Böyle istisnai durumlar var. Hani öyle burs yok, işte %50 yok, %25 yok demiş olmayayım, var. Ama kriterleri ve şeyleri çok farklılaşıyor. Ama daha kısmi burslardan bahsediyorsak birçok üniversite için mevcut. Apply Board'un bünyesindeki birçok okul için de ekstra belli burslar var. Burada sanki hocam yine aslında o ilk başta kararı verirken filtrelerimiz arasında bütçe bizim filtrelerimizden birisi ise. Buna göre bizim o yönlendirmelerimiz de aslında buradan alabiliriz, bakın bu hedef fiyata getirebiliriz. Aynen öyle. Burası bu konuda nispeten daha cömert davranan bir okuldur gibi bir yönlendirmeyle ilerleyebiliriz. Hocam ikinci soruya geçiyorum müsaadenizle. Hemen, tabii ki. Hukuk için İngiltere'de, hukuk dediğimizde siz böyle yıllardır İngiltere çalışan, siz de bahsettiniz, danışmanlık tarafında da bulundunuz. Hukuk dediğimizde İngiltere'de bizim listemizde olan okullardan hangilerini söyleriz, hangileri iyidir deriz? Şöyle söyleyebilirim, Hertfordshire garip bir şekilde hukuk alanında çok başarılı mezunlar veriyor. Şöyle garip şekilde diyorum, çok adı duyulmuş bir okul değil. Çok rankinglerde yukarıda değil. Fakat hukuk departmanındaki hocaları çok başarılı. Onu söyleyebilirim. Bizim platformumuzda eğer öğrenci foundation alacaksa çok çok yukarıda bir üniversiteden bahsedeceğim. Siz de biliyorsunuz, Queen Mary olabilir. Hukuk alanında İngiltere'de çok öndedir. Yine aynı şekilde Sussex'i eğer foundation alacaksa öne çıkartabiliriz. Eğer foundation almak istemiyorsa, direkt de yerleşebilecek bir profildeyse, hukuk alanında çok öne çıkan Essex var. University of Essex. Essex'i çok severim. Kampüsünden dolayı çok severim. Londra'ya yakın ama küçük şehir olmasından dolayı severim. Sizin tarifinize uyuyor çünkü. Evet, çünkü benim isteklerimi çok karşılayamıyor okul, aynen. Oku, 40 yaşına geldik artık, bu saatten sonra okuyacak halimiz yok, ama işte öğrenci yönlendirirken kendi şeylerimizi de gerçekleştiriyoruz. Yani ben, ama dediğim gibi yani bunun hep empatisini öyle alıştık galiba. Yani kendi çocuğum olsa nereye gönderirim ya da nerede içim rahat eder psikolojisiyle gönderdiğimiz için. Ben gerçekten kendi şeylerim dışında da yani bir kampüs ortamında okumasını kendi çocuğumun daha çok tercih ederdim. Bunun içerisine güvenlik de giriyor. Çocuğun rahatı, konforu da giriyor. Çok kısa lafı açılmışken ondan da bahsedeyim. İngiltere'yi konaklama ile ilgili hiç problem yaşanmayan bir ülke olduğu için de seviyorum. Çünkü öğrencilerin ben sonraki yıllarında da hiç ayarlanamadığını ve hayır yurdumuzda yer yok, seni atıyoruz dediklerini duymadım. Ama ilk bir yıl için garanti konaklama sağlaması da bence çok konforlu bir şey. Kampüste kalması özellikle lisans öğrencilerinin hem ortama alışmaları açısından, hem güvenlik açısından, hem işte ödenecek para vesaire açısından, planlama yapmak açısından, birçok açıdan ben çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ve
lisans öğrencilerine özellikle ailelere de söylüyorum. İlk yılında çocuklara çok böyle ev tutma şeyine girmeyin. Yurtlar çünkü buradaki yurtlar gibi de değil. Gerçekten bir rezidans şeyinde, ayarında yurtlar. Yani çok konforlu ve rahat. O yüzden bu açılardan Essex'i de söyleyebilirim. Hukukta çok başarılılar. Hocam orada aşina olan velilerimiz vardır. Bizim en sevmediğimiz alan diyorum ben hep böyle webinarlarımızda konaklama en aslında Konaklama. bizim o eğitim tarafından en uzak olan en büyük de dert olan birçok ülkede Evet. yabancı öğrencinin öncelenmediği ikinci yılda falan Evet. ancak yurtlara sıra geldiğini görüyoruz. Bizim çokça çalıştığımız ülkelerde de bence de bu çok önemli bir baş ağrısını hiç başlamadan kesmek gibi bir şey aslında bakarsanız. Şöyle söyleyeyim, Devam ediyorum. Hollanda Evet, buyurun. danışmanlığını bırakmıştım. Yani bir Evet, sene. maalesef. Hani Maalesef. öyle bir öğrenciyi alıp belli bir süreci yürüttüğünüz zaman baştan sona aslında bütün konforundan ve şeyinden mesul olduğumuz için konaklamada çuvallamak üzücü oluyor. O yüzden İngiltere'yi o açıdan da seviyorum. Çok konforlu ve rahat bir başvuru süreci var. Diğer Kesinlikle soruya avantajlı. geçebiliriz. Hocam veterinerlikle ilgili soru var. Bizim böyle her sunumlarımızda birkaç velimiz işte veterinerlik gibi işte diğer sağlık bölümlerinde sorular sorarlar. Biz de çoğunlukla da kaçamak cevaplar veririz ya da zor olduğuna dair cevaplar veririz ama siz ne dersiniz? Veterinerlik bölümü olanlar var mı? Hangileri var? Gibi bir soru gelmiş buraya. Veterinerlikte bizim platformumuzda olan ve veterinerlikte çok iyi olan okul Surrey. Sorry. Surrey gerçekten başarılı. Surrey Londra'da, yani teknik olarak Londra'da ama bence Londra'da değil. Yani ben Bence de. kampüste direkt gördüğüm için bu kadar net söylüyorum. Yani Guildford bölgesinde bir aslında küçük bir kasaba içerisinde çok büyük bir kampüs olarak düşünebilirsiniz. Çok ciddi rankingi yüksek okullardan bir tanesi, başarılı okullardan bir tanesi ve veterinerlik fakültesi mükemmel. Ama sorunun başında söylediğiniz gibi sağlıkla ilgili bölümlerin giriş koşulları çok farklılaşabiliyor. Yani orada bahsettiğimiz şey biraz istisnai durumlar var. Yani tıpta, fizyoterapide, işte veterinerlikte. Bunlarda birazcık daha giriş koşullarında şöyle söyleyeyim. Diğer bölümlerde olan esneklik gerçekleşmeyebiliyor. Hayır, veterinerlik okuyacaksa istediği kadar yüz üzerinden yüz olsun, işte mutlaka foundation almak zorunda gibi koşulları olabiliyor. Bu öğrenci için de bu arada bence gerekli olan bir şey. Yani bir business management işletme ile alakalı bir bölümü belki öğrenci başarılıysa foundation almadan yürütebilir ama veterinerliği yürütmesi de çok çok kolay olmayabilir. Bu öğrencinin dediğim gibi sonrasındaki eğitim hayatı için de gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama mümkün mü? Mümkün var. Yani bir iki okul daha var. Ama en çok öne çıkan Söre ve dediğim gibi mezunlarının en başarılı olduğu üniversite orası, bizim platformda olan. Hem zor bölümler hem biraz daha sanki ülkelerin Avrupa ülkelerin pek çoğu daha lokalleri de orada değerlendirmek istiyorlar gibi. Evet. Ama bu tarz kısıtlayıcı kararlarında ben pek çoğunun sağlam bir temeli olduğunu düşünüyorum onlar nazarında. İşte belki uluslararası öğrencinin çokça zorlanması da bu sebeplerden birisi olabilir. Dolayısıyla foundation bence veterinerlik için de oldukça faydalı olacaktır. Evet. Devam Ama ediyorum hocam. lisans, yüksek Evet. lisanssa çok daha zor bu arada. Lisansı Evet. orada aldıktan sonra orada devam etmek daha kolay bu arada. Yani Ya giriş burada koşulları ve okuduk. süreci zor ama evet. Burada okuduk. Master'a gittiğimizde çok daha zor orada okuyup devam etmekten. Değil mi? Evet, Doğru anlıyorum. kesinlikle. Kesinlikle öyle. Bu tarz Süper. bölümler için söylüyorum. Hocam IB mezunları için de IELTS isteniyor mu diye bir soru var. Evet. Hande Hanım sormuş. Direkt. Evet. Evet, direkt IELTS, zor. özellikle IELTS UKVI için aynı zamanda zaten bir vize koşulu da dedik değil mi? Yani o bir tarafıyla da İngiltere'ye girmek için de neredeyse bir koşul gibi değerlendirebiliriz. Foundation ve International Year One için zorunlu. Eğer öğrenci program 6 istiyorsa IELTS overall ve her banttan atıyorum şu an tamamen 5,5 istiyorsa ve öğrencinin bu koşulları sağlayan alt bantlarda dahil olmak üzere sağlayan bir IELTS akademik puanı varsa bu okey. Ama eğer öğrenci dediğim gibi bir foundation ya da International Year One programına gidecekse kesinlikle ve kesinlikle IELTS UKVI ya da
okulun sistemini kontrol ederek burada bizim hani sizlerin ve benim bakarak ilerlememiz gerekiyor. Çok sıkıntı çıkacağını sanmıyorum ama hani PTE, UKVI hemen hemen hepsi kabul ediyor. Belki o olabilir ama UKVI zorunluluğu kesinlikle var. Bir vize koşulu dediğim gibi okullarla alakalı olmadığı için onu hiçbir şekilde esnetme durumumuz mevcut değil. Bu arada PTE dediğimiz sınavla alakalı da yani farklı belki birçoğumuza farklı gelen belki çok aşina olmadığı bir sınav olabilir. Onunla alakalı da böyle ufak minik bir konsept webinarımızda olacak ilerleyen dönemde. Onu da ben duyurmuş olayım. Ona dair de daha fazla bilgilenmemizin faydalı olacağını düşünüyoruz çünkü ekip olarak. UKVI'de minimum skor olarak bir şey söyleyebilir miyiz? Değişiyor aslında yine okuldan okula ama. Şöyle aslında okulların direkt giriş puanları, UKVI için söylemiyorum, direkt giriş puanlarını söylüyorum. Genelde 6 lisans öğrenciler için. Eğer ki bir foundation ya da international year one alacaksa öğrenci genelde 5,5. Ama şöyle durumlar da var. Yani IELTS'in 5 gidemez miyim? IELTS'in 5 gidebilirsin ama bu 2 dönem değil, atıyorum 2,5 dönemlik bir programa gitmen gerekir. Yani aslında Eylül'de başlıyorsan Mayıs'ta, Mayıs sonunda bölümün ya da Haziran başında bitmeyecek. Sen yazın da bu programı almaya devam edeceksin. Eylül'de devam edeceksin gibi esnetilebiliyor. O yüzden birçok okulda aslında şey ama eğer vizenin şeyini soruyorsanız 4,5. 4,5'un altı 4,5 olmadan vize alamıyorsun. Zaten evet gidemiyor yani hani onun bir programı yok. Hocam ben burada böyle memnuniyetle hemen hem Tülin hocama da bir şey atacağım. Çünkü onu da bahsettiği gibi bizim hani kurs tarafımızda Tülin hocamlar, Ümit hocamla birlikte idare ederler. Biz bu taraftayız. Benim şu ana kadar hedef koyduğumuz yani 5,5, 6, 6,5 neyse o hedefimiz. Hedef koyduğumuz ve onların çizdiği o planlamada eyvah hayal salamadık ne yapacağız diyen hiçbir öğrencim olmadı bunca yıldır. Bilmiyorum Tülin hocam bir şey söylemek ister misiniz? Böyle bir IELTS çalışmalarına da dair. Çünkü gerçekten İngiltere bazı ülkelerde bu konuda esneklik olabilir ama İngiltere'de gerçekten sağlamamız gereken koşullar çok net oluyor genellikle okul bazında ve hani bunun başka bir yolu olmuyor. Belki artı bir yıl daha okumak ya da işte iki, iki buçuk dönem okumak gibi Mine Hanım'ın söylediği gibi yollar dışında. Tabii ki. Yani biz IELTS eğitimlerine başlamadan önce Burak Hocam bizi danışmanımız bizi öğrenciyi yönlendirir. Öncelikli olarak öğrencinin seviyesine bakarız. Yani seviyemiz ne? Bir seviye belirleme sınavı yaparız ama böyle gramer testi şeklinde değildir o seviyede belirleme sınavı. Bayağı öğrenciyi IELTS sınavına birebir uyumlu bir deneme sınavı gönderiyoruz. O deneme sınavındaki skor doktorluk ne almış? İşte 4,5 almış. Neden 4,5 almış? Hangi alanlarda sıkıntımız var? Bunu belirliyoruz. Bunu belirledikten sonra da öğrencinin sınava gireceği zamanı bakıyoruz. Yani eğer 3 ay sonra sınava girecekse o zaman programını belirleyip ona göre bir program hazırlıyoruz. Eğer birazcık daha zamanımız varsa bu durumda da grup eğitimlerimize katılabilir. Ancak eğitim süresi boyunca nasıl ki eğitim başlamadan önce bir deneme sınavı yaptıysak eğitim süresi boyunca da düzenli olarak deneme sınavları yapıyoruz. Her deneme sınavı deneme sınavından sonra da ve derslerdeki performansına bağlı olarak da öğrenciye bir ev ödevi veriyoruz. Burada çok sıkı kontrol ediliyor. Devamsız yapma şansı yok. Benim sporum var, arkadaşlarımla buluşacağım, yaz tatiline gireceğim. Hayır yok. Çünkü bu eğitimler iki ileri bir geri, yani iki bilgi ileri bir bilgi geri şeklinde ilerliyoruz. Akademik bir sınav bu, zorlayıcı bir sınav. Bizim eğitimlerimiz, ben burada aktif ve Turveys olarak aslında bahsediyorum, biz olarak bakıyorum. Bizim eğitimlerimiz hem yüz yüze hem online olabiliyor. Ama bence IELTS'te bizim başarıyı sağlamamızın yolu burada daha çok öğrenciye online eğitim veriyor olmamız. Dersler canlı dersler şeklinde oluyor. Yani video konferans değil. Tüm dersler kayıt altına alınıyor ve her ders kaydı öğrenciye gönderiliyor. Çok fazla kontrolümüz var. Şuna bile bakıyoruz. Gönderdiğimiz ders kaydını indirmiş mi ve transferden? O bir haftalık süre içerisinde ve bu kaydı tekrar ettim mi diyoruz.
Çünkü orada ders esnasında aslında anladığını sanıp anlamadığı pek çok bilgiyi tekrarlamış oluyor. Ve öğrenci sınava gelene kadar aslında bizden 3-4 deneme sınavı muhakkak yapmış oluyor. Tekrar söylüyorum, en önemli kriter başlangıçtaki İngilizce seviyesi. Yani şu anda ben direkt IELTS sınavına girmek istiyorum, IELTS hazırlığı yapmak istiyorum deyip de bizim genel İngilizceyi almış olduğumuz çok öğrenci var. Ama bu durumda da biz buna pre IELTS diyoruz. Yani işte mesela bize B1 ile geldi. Tabii B2 olması gerekiyor yani sınava hazırlık için. Ama biz B1'de de aslında onun seviyesine uygun olarak minnak minnak diyorum ben ona. Minnak minnak IELTS soruları çözülmeye başlıyoruz. Çok fazla yayınla çalışıyoruz. Tabii bu konuyu burada ben anlatıyorum ama çok kıymetli öğretmenlerle çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz burada olsa da onlara da teşekkür ediyor olsak. Teşekkür ediyorum Burak Hocam. Eğer öğrencinizin seviyesini öğrenmek istiyorsanız bize ulaşın. Bir deneme sınavı yapalım. Hocam ben valla nasıldı bilmiyorum ama yani çok iyi sonuçlar aldığımızı biliyorum. O yüzden hızlıca geçiyorum. Çok aşağıda soru birikmiş. Ya böyle bölüm özelinde yine sorular var ama işte software engineering gibi, aerospace engineering gibi. Yani bilmiyorum, bu da hani böyle her seminerde, webinarda gelir ama bazen böyle kaçınıyoruz. Moda mod cevapları da olmuyor ya bu soruların. Bilmiyorum, ne dersin? Yazılım tarafında bir okul söylemek ister misin? Hızlıca geçebilirim. Ses gelmiyor. Ses gelmiyor. Kendi kendime konuşuyorum. Çok evet, özür dilerim. Ses gelmedi şimdi. Şöyle söyleyeyim, yani bölüm özelinde eminim çok vardır. Bu arada bakamadım ben chat kısmına. Sürekli evet. Soru geliyordu ama hepsini yanıtlamak çok mümkün olmayabilir. Birazcık evet, da şundan evet. Dolayı mümkün olmayabilir. Yani computer science mesela söyleyeyim. Birmingham işte yazılımla alakalı. Nottingham Üniversitesi. Fasiliteleri çok fazla vesaire. Ama bunlar maliyet olarak da otomatik olarak yüksek olan üniversiteler. Şimdi öğrenciyi aslında siz danışmanlarınızla ben her gün konuşuyorum. Yani bir şekilde iletişimdeyim. Paslaşıyoruz. Onlar bana fikir veriyor. Ben onlara fikir veriyorum. Bu tarz böyle spesifik onlara bir şey danışıldığında da bizim işte az önce bahsettiğim gibi bu kadar bütçemiz var. Bu bölümü okumak istiyor. Ama işte şu seviyeden de çok inmek istemiyoruz ranking olarak. Alanda şöyle iyi olsun ya da şöyle bir şehirde olsun vesaire dediği zaman ben sizin danışmanlarınıza zaten filtreleyerek iletiyorum. Onlar da öğrencilerle paylaşıyorlar. Hem kendi fikirlerini hem benim ilettiklerimi. O yüzden eğer şey yapabilirlerse, ilgilenen velilerimiz danışmanlarınızla iletişime geçebilirlerse yarın öbür gün hani taleplerini, bu bahsettiğim şeyleri yazarlarsa sadece ne istiyorlar, ne onlar için öncelikli, onlar ve çocukların neyden daha çok mutlu olacaklar. Çünkü sonuçta bu uzun bir yolculuk. Maddi olarak, manevi olarak, emek olarak birçok, yani hem öğrenci açısından hem veliler açısından. O yüzden en doğru şekilde öyle yönlendirmeye çalışalım. Şu an söylerim ama söylediğim şey dediğim gibi çok karşılamayabilir. Çok yanlış havada kalıyor bu soruların istemem. Cevapları. Evet, havada kalacak. Şurada ben de böyle vurgulayarak ısrarcı olarak aslında bir sonraki soruları da toplayıcı cevaplamış olalım. Yani bu bir paket. Çoğunluk burada velilerimiz olduğunu biliyorum. Ara ara öğrencilerimiz de oluyor. Sevgili veliler için söylüyorum bunu aslında. Bu bir paket. Yani hiçbir zaman kararımızı tek başına sıralama, tek başına bütçe, tek başına evet. O bölümün işte ne bileyim bulunduğu şehir vermiyor. Aslında hepsinin o bizim önceki sıralamamızda nasıl bir skalaya oturdu. Hani böyle bazı testler vardır. Daire içerisinde işte bir yere bir rengin içinde kalır. Çizgiler üzerinde değil. Hayat öyle bir şey değil. Dolayısıyla o paket içinde mutlaka birlikte değerlendirmek lazım. Bizim danışmanlarımız da bu konuda hani o ilk görüşmelerde genellikle böyle bilabeden elinden gelen bütün desteği sunuyorlar zaten. Böyle bir diyalog da başlatabilirsiniz rahatlıkla bütün velilerimize, bu anlamda açık çek vermiş olalım. Yine benzer aerospace için Manchester Bristol mi denmiş? Bence mutlak doğrusu olmayan ama hangi bölüm? Eğer öğrenci altına kalkarsa aerospace'de hangi bölüm? Bristol Aerospace'de daha iyi ama genel engineering'de Manchester evet. Daha iyi bildiğim kadarıyla. Ben sanki Manchester'ı seçerdim deyip geçiyorum hocam sizi yormadan buradan. IB'den alınan predicted ile alakalı bir yani bir skor tahminiyle alakalı bir şey var. Burada genel bütün skorların karşılığında bir üniversite
var ama çok kısa böyle nerelerden itibaren iyidir bu skor deriz. Size dair bir cevap verebiliriz belki. 37'den itibaren çok iyi diyebiliriz. 35-36 ile birçok opsiyonumuz olur diyebiliriz net bir şekilde. 34-35-36 ile çok opsiyonumuz olabilir diyebiliriz. 33-32 ile alanlar var ama birazcık daha filtrelememiz olacak diyebilirim. Çok kısa böyle özetleyebilirim aslında Ivy'yi. Süper. Çok benzer bir soru civil engineering için de gelmiş, inşaat mühendisi için gelmiş ama buralarda Nottingham ne olur? Nottingham mükemmel ama yani işte. Mine hocam dayanamadı, cevapladı. Ben böyle buraları hızlıca şey yapmaya çalışıyorum. Yormamaya da çalışarak. Yok hayır estağfurullah. Seve seve İskoçya ve İngiltere'de ekonomi konusunda var mı böyle bir çırpıda söyleyeceğiniz bir iki okul? Ekonomide madem öyle siz istediniz. Ekonomide evet. Çok var. Yani ekonomi alanı İngiltere için İngiltere'nin çok yukarıda olduğu bir ülke. Bence en kuvvetli olduğu alanlardan bir tanesi. En kuvvetli kesin. Alan birinci diyebilirim yani. O yüzden çok fazla üniversitede çok opsiyonu var. Buna cevap vermek çok zor gerçekten. Ama Birmingham yine çok yukarıda. Edinburgh inanılmaz yukarıda. Bunları önceliklendirebilirim. Kimya mühendisi için benzer bir soru gelmiş. Ben şöyle yapayım. Buradaki şeyi en azından bir set olmak açısından. İyi niyetinizi anlıyorum. Çok basit. Aktif Edu. Tülin hocam, arkadaşlar ben kim var içeride bilmiyorum. Bizim ekipten herhangi bir arkadaş mutlaka vardır. Burak vardır belki. Hem Truve gitsin hem bizim iletişim bilgilerini bıraksın. Sadece mesaj atın. Sadece bir 5 dakika alo deyin. Kayıt olmak zorunda değilsiniz. Bu tarz sorulara dair hızlı böyle şipşak cevap verir arkadaşlar. Müsaadenizi almış olayım ben o konuda bütün velilerimizin. Computer Science Foundation Into Manchester ile Manchester Üniversitesi hakkında düşüncenizi alabilir miyim? Gibi bir soru gelmiş. Yani Manchester'da Foundation ya da Foundations'ı okumak arasındaki öğrencinin profiline göre bir şey söyleyebilirim. Değişir. Manchester Üniversitesi dünyanın ilk 20'sindeki bir üniversite. Dolayısıyla hani foundation okumadan direkt yerleşip de eğitiminde sıkıntı yaşamayacağına inanıyorsak öğrencinin direkt gidebilir. Ama foundation'da dediğim gibi süreyi uzatsa da çok kötü bir program değildir. Hatta bazı öğrenciler için kesinlikle hayat kurtarıcı da bir program olabiliyor. O yüzden öğrenciye göre karar vermekte fayda var. Kesinlikle katılıyorum. Özellikle bazı öğrenciler için teknik olarak gerekmese de tercih edilebilir bir program gibi. Olduğunu düşünüyorum aynen. Ben. Aynen, kesinlikle. Şöyle bir soru var. İşte Master of Engineering'e başvurup kabul alıp gidip diyor. Aslında bütünleşik programlardan bahsediyor burada velimiz. Yani lisans, master beraber sunan programlar var bildiğimiz gibi. Evet. Burada gidip master'dan vazgeçebilir mi öğrenci diye bir soru var hocam. Burada çok ben hani lisansa geçiş yapılabilir mi ya da sadece lisansa çevrilebilir mi daha sonrasında gibi. Biraz böyle ikircikli bir soru, emin olamadım. Ben de bilmiyorum bu arada. Hiç vazgeçen olmadı çünkü. Hani öyle bir şeyle karşılaşmadım. Ama ben integrated program diye geçiyor adı programın. Çok onların taraftarı hiçbir zaman olmadım. Çünkü ya dediğim gibi az önceki şeyler gibi yani hani öğrenci buradan giderken orada kalmak üzere gider, buraya geri döner, burada döneceğim der, orada kalır. Yani hayat oradayken birazcık böyle. Hele ki bu yaş grubu için bunun planını şimdi 17-18 yaşında yapmak bence inanılmaz zor zaten. Dolayısıyla da hani master yapacaksa bırakın okulu bitirdikten sonra maddi olarak bir şey değişmiyor. Okulu okurken zaten genel bir şey okuyor. Atıyorum işletme okuyacak. İşletme içinde finans da alıyor, ekonomi de alıyor, işte entrepreneurship de alıyor, marketing de alıyor. Master'da da bunların içerisinden hangisine yöneleceğini seçip ondan sonra orada master mı yapacağım? Ben çalışma hayatına mı girmek istiyorum? Türkiye'ye dönüp başka bir şey mi yapmak istiyorum? Arada 3 sene var. Yani 3 sene, 4 sene var. Dolayısıyla ben integrated programı sorunuzun cevabını gerçekten bilmiyorum. Ama tavsiye olarak da integrated program tavsiye etmezdim açıkçası. Hocam ben görüp şöyle de el yükseltmeyi aslında danışmanlık sorumluluğuyla şöyle de el yükseltiyorum. Hatta Avrupa ortalamalarına baktığımızda master yaşlarının bizdeki gibi böyle hemen hani onu bitirdim, lisansı bitirdim, master'ı bitirdim. Hadi askerlik, evlilik falan gibi o bizdeki o Türk dizisi kıvamında olmadığını görüyoruz. Master yaşları daha ileri yaşlardır. Çünkü öğrenci tam da Mine hocamın söylediği gibi lisanstan mezun olur.
farklı alanları aslında farklı uzmanlıkları barındıran lisanslardır genelde onlar. Ve şöyle birkaç yıl bir kendini tecrübe eder. HR'da çalışır, pazarlamada çalışır, satışta çalışır, belki finansta çalışır. İşte ya da mühendisliğin farklı dallarında çalışır ve evet bu benim alanım ve ben burada uzmanlaşmalıyım der. Öyle. Dolayısıyla çok onaylayarak teşekkür ediyorum burada. Bu sunuma sonradan erişebileceğiz. Başta müsaade istemedim. Genellikle bazen unutuyorum ben böyle şeyleri ama kayıt altında sunumlarımız ve YouTube'da hemen ertesi gün ya da bir sonraki gün en geç yayına alınıyor. TrueWays'in sayfasında genelde yayınlanıyor bildiğim kadarıyla. TrueWays webinar yazdığınızda karşınıza seçenekler çıkacaktır. Bence bulmak oradan kolay olacaktır. Foundation programını kısaca tanımlar mısınız diye Alim Hanım'dan bir soru gelmiş. Foundation köprü yılı, Köprü çok kısa, dediniz. çok Güzel bir köprü tanım. Evet. yılı. Yani dediğim gibi İngiltere'de farklı bir eğitim sistemi, Türkiye'de farklı bir eğitim sistemi olduğu için iki ülke arasındaki eğitim sistemini eşitleyen bir yıl. Türkiye'deki adı hazırlık olarak geçiyor olabilir birçok yerde. Ona aldanmayalım. Bu Türkiye'deki hazırlık Dil programı hazırlıkla gibi bir alakası yok. hazırlık. Yani şöyle yok, öyle %100 İngilizce değil. Hatta dediğim gibi %30'u sadece programın İngilizce, kalan %70'i öğrencinin lisansta da ne okuyacağı, yani aslında biz ona progression degree, yani devam edeceği bölüm olarak başvurusunu yapıyoruz. Devam edeceği bölüm doğrultusunda akademik hazırlığını sağlayan bir yıl diyerek Çok özetlemeye çalıştım. teşekkürler. Bir de biraz da konu dışı gibi ama bir şey yapmış olalım, atlamamış olalım. Bir de İngiltere sağlık konusunda çok problem varmış. Doktora ulaşmak, randevu almak çok zormuş. Doğru mudur diye bir soru var. Ben müsaadenizle şöyle bir giriş yapıyorum. Bence bu Türkiye'de fazla kolay. Sizin bilmiyorum söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çünkü normali Avrupa'daki gibi geliyor bana. Biz Doğru, böyle kesinlikle doğru. canı sıkılanın hastanede olduğu, tahlil yaptırdığı, röntgen çektirdiği falan bu konuyu böyle garip bir yerden ele alan bir ülkeyiz. Bize Yüzde göre yüz daha zor katılıyorum. diyebiliriz herhalde. Yüzde yüz Bu gözden katılıyorum olduğu ama yerden. evet, kesinlikle. Ama işte biometric residence permit aslında öğrencinin orada oturum izni olacağı için ve vize aşamasında aslında onun ödemesini bile vize ücretinden önce alan bir ülke olduğu için ve oradaki sağlık sistemine kaydettiği için, evet, Türkiye'de çok kolay, Avrupa'da genel olarak zor. Ama şey kısmı zor, diş kısmı zor. Avrupa'nın, Çok, yani çok aslında çekiyorum bu dünyanın aralar hocam. genelinde zor diyebiliyorum ve pahalı. Diş dışındaki şeyler için Allah korusun, İnşallah öyle bir şeyle karşılaşılmaz. Ama o kadar da zor değil. Yani doktor kesinlikle bulunamıyor, gidemiyor öyle şey durumuna da. Ben öğrencilerimden öyle bir feedback almadım, en azından öyle söyleyeyim. Yani teknik olarak aslında bir İngiliz vatandaşı nasıl hangi haklardan yararlanıyorsa, hangi koşullarda Aynen. yararlanıyorsa Aynen öyle. orada üniversite eğitimi alan bir öğrenci de o bahsettiğimiz sigorta entegrasyonu sayesinde aynı şartlardan yararlanıyor. Kalan mesajların tamamı teşekkür mesajları Mine Hocam. Çok teşekkür ediyorum ben de. Ben teşekkür ederim. Ne Ağzınıza demek? sağlık. Yorduk sizi. Estağfurullah, olur mu? Seve seve. Story için veterinerlik bölüm ücretini yaklaşık olarak hatırlıyor musunuz? Çok çok da ekonomik olmadığını zannediyorum ama son bir soru eklenmiş. 2024'te zannedersem 30 bin civarındaydı. 2025, yani bu arada veterinerlik Bir yıl sözde önce. bu 2020 4 Eylül için kapandı diye biliyorum. Bakarız Evet. ama bence kapandı. Bunu da çok böyle bununla ilgili şeyi de söyleyeyim. Bazı üniversitelerde özellikle bu sağlıkla ilgili bölümler kontenjanları çok da, eczacılık da bunun içerisinde. İşte tıp zaten başka bir konu. Ondan da hani bahsetmiyorum bile. Çok çok erken başvuru yapılması gerekiyor. Bunlar kapanabiliyor. Yani İngiltere için hala kapılar açık. Öğrencilerin dediğim gibi üniversite sınavından beklediği sonucu almadığında bile biz başvuru yapıp hemen 2 ay içerisinde bütün işlemlerini tamamlayıp gönderebiliyoruz. Ama bu alanlar birazcık spesifik. Onu da hani göz önünde bulunduralım bu şey için. Sanıyorum 30 bin civarındaydı. Minimum 2025 30 için binlerde bir açıklanır rakam bilmiyorum. ben de Aynen. tahmin ediyorum öyle olduğunu. Köprüden önceki son çıkış demiştik. Aslında resmi deadline'ı hep İngiltere açıklar böyle Ocak ayı için falan ama onun sonrasında hep devam ettiğini biz hani sektörün Evet, profesyonelleri aynen öyle. biliriz ki o hep Aynen. devam eder. Yani o böyle bir dostlar alışverişte görsün deadline'ıdır. Ama artık buralar kontenjanların azalmaya başladı. Hele ki böyle Tabii. rekabetçi okullar, rekabetçi bölümler için kontenjanların azalmaya başladığı yıllardır, o dönemlerdir, yılın dönemleridir. Ama Temmuz'un
bir yerlerine, bazen hatta böyle istisna uç örneklerde Ağustos'lara kadar sürebilen yerler oluyor. Ama son çıkışa doğru geliyoruz. Yani pek bir sapak kalmadı önümüzde. Yavaş yavaş artık ne yapacağız, nereye gideceğiz, neler yapmamız gerekiyor? Biz kısaca şimdi bahsettik ama dediğim gibi bu bir yolculuk ve bir süreç. Çok basit bir şeymiş gibi hemen bir saatte anlatıyoruz. Gerçekten basit. En azından danışmanlarınız sizin işlerinizi kesinlikle çok kolaylaştıracak. Benim o tarafa güvenim zaten hani ayrı, sonsuz. O yüzden hani gözünüz korkmasın ama çok da geç kalmamakta fayda var artık. Yavaş yavaş köprünün çıkışı geldi çünkü. Çok teşekkür ediyoruz. Okul bedellerinde parçalı ödemeler evet oluyor. Dönem dönem ödemeler oluyor birçok okulda. Dinlediniz, sabrettiniz. Bence çok faydalı oldu. Çok böyle verimli, ana noktaları. Anlatacak o kadar çok şey var ki böyle biz her webinarımızdan şunu da söylesemedik, bunu da söylesemedik diye ayrılıyoruz. Bitmiyor. Tekrar tekrar yapıyoruz o yüzden. İleride belki daha konsept bir şeyle tekrar ağırlarız sizi. Çok teşekkür ettik. Tülin Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok akıcı bir sunumdu Binyan Hanım. Siz yapın. Evet. Burak Hocam çok teşekkür ediyoruz Mine Hanım'ı bize buraya davet ettiğiniz için. Mine Hanım çok akıcı bir sunumdu. Keyifli dinledim. Hiç sıkılmadım. Tekrar görüşmek üzere. Çok sevindim duyduğuma. Çok sevindim. Ne zaman isterseniz tekrar zaten konuşuruz, iletişimde oluruz. Desteğe ihtiyacınız olursa tekrar haberleşiriz. Çok sağ olun Burak Bey. Zaten yani çok hızlı ayarladınız ve zaman ayırdınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum dinlediği için. Tekrar en kısa zamanda görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.